Tekrar merhaba sevgili Artı TV izleyicileri. Bu hafta İran tarihine bakıyoruz. Erdoğan Aydın ve ben ilk bölümde İran'ın kadim tarihini kısaca özetledik. Şii kimliğinin nasıl oluştuğuna dair bazı bilgiler verdikten sonra 1870'ler sonrası İngilizlerin İran petrollerine tasallut etmesiyle başlayan modern dönem tarihine yoğunlaştık. Özellikle 1906'daki İnkılab-ı Meşrutiyet üzerine çok durduk. Osmanlı Meşrutiyeti'yle benzerliklerini konuştuk. Arkasından hanedan değişikliği, işte Rıza Şah Pehlevi hanedanlı kuruşu hikayesi ve İkinci Dünya Savaşı'na kadar getirmiştik. Ama bu ilk bölümde İran solunun tarihine değinmediğimizi fark ettik. Kısaca bir özetle sanıyorum Bolşevik devriminin etkileriyle İran'da nasıl bir sol hareket oluştu onu belki konuşabiliriz. Biraz Cengeli hareketi denilen sol milliyetçi diye ben tabir ediyorum. Mirza Küçük Han'ın başını çektiği Gilan bölgesindeki oluşum. Bilmiyorum o konuda konuşmak ister misin? Arkasından da Komünist Partisi'nin kuruluşuna Sovyet götürebiliriz. Sovyet bölgesi kuruluyor. Fakat devrimden sonra burada Sovyetler Birliği de çok ısrarcı durmuyor. Çünkü tarihsel İran kimliğinde Azerbaycan Şiilik, Sünnilik eksenli bir bölünme zaten vardı. Ve uluslararası güç dengeleri de bunu sürdürmeyi çok mümkün kılmıyordu. Fakat birinci dönemde Sovyet askerleri, yani 1917'de devrimden sonra Sovyet askerleri Türkiye'de de gördüğümüz gibi, hani bilmeyen izleyicilerimizi hatırlatalım. Çünkü Erzurum'un Kurtuluş Günü, yok Trabzon'un Kurtuluş Günü gibi, aslında bu Kurtuluş Günü diye kutlanan günlerin tümünde Sovyetler, Çarlık askerleri Sovyet devriminden sonra kendiliklerinden geri çekildiler. Aynı benzer durum İran'dan da çekilme hali söz konusu oldu. Fakat geride bıraktıkları alanlarda Sovyet devriminin de etkisiyle özel bölgeler kuruluyor. Fakat özel bölgeler ne yazık ki Sovyet askerleri çekildikten sonra İngilizlerin işgali, ki İngilizler için Kafkasya bölgesi ve İran'ın bütünü adeta Sovyet devriminin yayılmasını engellemek için temel üs olarak kullanıldı. Buradan işte beyaz ordular diye tabir edilen Sovyetlere karşı savaşan karşı devrimci Çarlık orduları silahlandırıldı, beslendi, eğitildi, onlara güç katıldı. Dolayısıyla bu alanı temizlemek için İran coğrafyasındaki Sovyet Cumhuriyetleri de kah Şah'ın, kah İngiliz emperyalizminin askerleri tarafından ezildi. Dolayısıyla sonraki dönemde solun İran'da zayıflığının da bir açıklaması burada söz konusu. Çünkü İran Şahı'yla İngilizlerin burada ciddi bir istikrar kurma durumu var. Ama özür dileyerek Sovyetlerin de o sırada İngilizlerle ilişkiler kurma girişimleri var biliyorsun. Yani 1917'de Doğu halklarına seslenen o bağımsızlıkçı bildiri hayata tam geçmedi. Çünkü 1921'de İngiliz-Sovyet dostluk anlaşmasıyla bir çeşit Asya kıtası yetki alanlarına ayrıldı. Nasıl 1916 Sykes-Picot'da İngiliz-Fransız yetki alanlarına ayrıldıysa, nüfuz alanlarına, bir anlamda orada da bir ne diyeyim sana, adı konmamış bir sınır çizildi. Ne Sovyet rejimi, Bolşevik hareketler, İngilizlerin egemenliğindeki Müslüman halklara Bolşevizmi taşımaya kalkışacaklardı, ne de İngilizler Bolşevik çıkarlarını tehdit edeceklerdi. Bir çeşit bu Gilan Sovyeti denilen Mirza Küçük Han'ın başını çektiği, aynı zamanda hem Bolşeviklerin etkili olmaya hem de İttihatçıların da, yani Enver Paşa'nın da oraya asker mühimmat gönderdiği, Kur'an'ı hilat falan gönderdiğini biliyoruz. Bu Sovyet'in hakikaten haklı anayasası diyeyim, çok güzel, ırk ve din ayrımı olmaksızın bütün bireylere sivil haklar, düşünce, konuşma, basın, fikir özgürlüğü, tüm aristokrat ünvanların kaldırılması, 60 yaşında emeklilik, sivil ve sosyal
sosyal cinsiyet eşitliği, herkes için ücretsiz eğitim gibi gerçekten çok önemli talepler var. Ama 1921 yılına gelindiğinde biraz da tabii 21 Şubat 1921'de Rıza Şah'ın 1200 kişilik Kazak Birliği ile darbeci bir şekilde, kimdi, Muhammed Ali Muzaffereddin Şah'ın oğlu ile birlikte, değil mi? Onunla birlikte aslında, değil mi? Daha sonradan ayrı bir hareket olarak mı? Ben onda çok net değil kafam. İktidarı ele geçirişi Rıza Şah'ın. İktidar Ziya Talatabani ile birlikte. Şimdi öyle yapınca tabii Rıza Şah da İngiliz karşıtlığıyla bu sefer ya Sovyet dalgası biraz daha etki, yani çünkü İngilizlerin egemenliğinden kurtulmak da çok önemli bir hedef olacak o dönemde. Yani Sovyet etkisi daha o zamanlarda tabanda var ama bunu destekleyen bir Bolşevik destek yok. Şöyle üstte, ama şöyle bir bence haksızlık yapılmasını doğrusu istemem. Yani Sovyetler iç savaşla olağanüstü bir şekilde tahrip edilmiş. Batı'dan İngiliz ve Fransızların beslediği karşı devrimci ordular, Kafkasya'dan güneyden, Hindistan'dan karşısında İngilizlerin teşvik ettiği saldırılar karşısında 1921'e kadar bir yayılma dönemi, hatta Polonya'ya yönelik bir yayılma dönemindeyiz. Ama fakat artık takati buna kalmadığını, kendi yaralarını sarmanın önemi üzerinden geri çekildi. Ama demokratik burjuva devrimlerini destekleme stratejisi bence bunun dışında bir şey yani. Küçük küçük yerel Sovyetleri, bilmem ne, komünist hareketleri desteklemek yerine burjuva demokratik hareketlerini desteklemeye karar veriyor. Çünkü Türkiye'de o dönemde, İngilizlerin karşısında daha farklı bir politika izleme şansı olmadığını doğrusu düşünüyorum. Sen her ne kadar bazı taktik yanlışlar söz konusuysa da. Yani Mustafa Supi olayı falan bile hepsi sessizlikle geçiriliyor. Yani Türkiye'de komünistlere yönelik saldırılar işte vesaire. Taktik, o dönemin hikayeleri. Bazı ögeler, fakat şimdi buna girersek zannediyorum tabii. Bu İran çizgisinden ayrılacağız. Tamam, devam edelim. Fakat bunun akabinde Kaçar ailesinden iki şahsiyet, biri Kavam, biri Musaddık. Önce Kavam, sonra Musaddık'ın giderek Şah'a rağmen, yani yeni Şah Muhammed Rıza Pehlevi, bir önceki Rıza Pehlevi'nin oğlu. Evet, karışıyor oğlu, ikisi. Ama genç, 21 yaşında ve gerek Sovyetlerin ve İngilizlerin sağlamış olduğu meşruiyet ortamı, gerek mecliste güçlenmiş ve monarşi karşıtı güçlerin varlığı nedeniyle, gerek kendisinin zayıf olması nedeniyle, bu arada tabii İngilizlerle Sovyetlerin henüz daha müttefik olduğu, Soğuk Savaş'ın başlamadığı bir ortam da söz konusu. Bütün bu faktörler bir araya gelince bu dönemde İran'ın tarihsel kadim geleneğinden millici damar yeniden ön plana çıkıyor ve önce Kavam başbakan oluyor. Kavam'ın başbakanlığı döneminde kah İngilizleri kah Sovyetler Birliği'ni geri göndermeye yönelik bir dizi başarılı diplomasi yapılıyor. Fakat Kavam daha sonra iktidardan düştükten sonra Sovyetlerle yaptığı anlaşma reddediliyor. Gerek ulema tarafından, toprak ağları tarafından, gerekse de İran Şahı tarafından. Fakat buna rağmen burada önemli bir şey var. 16. dönem meclis seçiminde İran Şahı'na rağmen yeni seçim millici, o Kavam'ın başlattığı ve bu sefer Musaddık'ın ön plana çıkacağı yeni bir milli cephenin kurulmasını sağlıyor. Meclis bu milli cephenin ve onun adına Şah'a rağmen Şah generalini başbakan yapmak istiyor, yapıyor da. Fakat onu bir İslamcı çevre bir suikastle öldürüyor ve akabinde Musaddık milli cephenin adayı olarak iktidara geliyor. Musaddık'tan önce şeye de değinelim bence. 1941 TÜDEH'in kuruluşu diye evet, daha önce nedir, kitle partisi diye bilinen ama komünist çizgideki bir parti. 1943'te Komala'nın kuruluşu, yani Kürt Diriliş Özgürlük Hareketi'nin kuruluşu, ki bu ikisi de modern, yani yakın çağ, özellikle 1970'lere kadar önemli bir özellikle TÜDEH'in rolü olacak Şah rejiminin devrilmesinde. Onun şeyini İslamcılar devşirecek bir anlamda. Ama Komala'nın sonunda ortaya çıkan Mahabat Kürt Cumhuriyeti de bir özerklik
ve bağımsızlık denemesi olarak Kürt siyasi tarihinde önemli bir yere sahip. 1946 değil mi? Gazi Muhammed'in liderliğinde çok kısa sürüyor. Sovyet desteği çekiliyor. Çekilince arkasından ve sona eriyor kanlı bir şekilde. Burada işte Barzani'nin sivrilmesi, işte Sovyetler Birliği'nde ki sürgün yılları, geri dönüşü falan gibi çok önemli bir köprü oluşturuyor. Yani Irak, Kürtler, İran ve Sovyet rejimi arasında. Buna dair bir kişiyi söylemek ister misin? Benzer paralel şey yine Azerbaycan'da. Yine sol kimlikli bir özellik söz konusu. Sovyetler önce bu iki gücü de korumaya çalışıyor. Fakat Birleşmiş Milletler'deki konu Birleşmiş Milletler'e yansıyor ve adeta Avrupa'daki tartışmaların dışında Soğuk Savaş kapışmasının ilk önemli arenasının kurulduğu alan oluyor. Ve sonuçta Sovyetler geri çekilirken İran ordusu Şah'ın inisiyatif gösterdiği bir aşamada, Kavan'ın geri çekildiği, başbakanlıktan düşürüldüğü dönemde her iki özerk girişimi de kanlı bir şekilde bastırıyor. Fakat evet, buna rağmen 16. dönem meclisi yine bir milli cephe ama Azerbaycan ve Kürt özerkliğini korumak eksenli değil. Kadim İran milliyetçiliğinin anti-emperyalizminin üzerinden bu sefer Musaddık'ın iktidara taşınacağı bir dönem yaşanıyor. Artık bu Musaddık konusuna girelim. Çünkü Musaddık, ikinci bölümümüzde önemli bir başlık. 51-53 arası arasında, önemli bir dönem. Petrol şirketlerinin millileştirilmesi atılımıyla başta İngilizler olmak üzere dünya emperyalist sistemine karşı çok büyük bir tehdit. Çünkü bütün bir İran'da hakim, meclis çoğunluğuna sahip ve olağanüstü, az önce bir önceki bölümde sen anlattın, olağanüstü karizmatik, iyi bir hatip, kitleler peşinde sürükleyebilen, adeta işte sonraki dönem Hümeyni'nin şahsında göreceğimiz gerçek bir büyük bir çoğunluğun lider figürü ve sonuçta 1900 tabi İngilizler kabul etmiyor bu millileştirmeyi. ABD kabul etmiyor. Bu sırada İngiltere'de, Fransa'da ve ABD'de bir değişim olmuş. İngiltere'de Churchill yeniden iktidar olmuş. Muhafazakar Parti. Amerika'da da Cumhuriyetçiler, Eisenhower başkan seçilmiş ve meşhur iki kardeş, iki Dallas, biri CIA'nin başında, Foster, biri Dışişleri Bakanı. bunların organize ettiği doğrudan doğruya dış destekle, bir darbeyle Musaddık devriliyor. Evet. Musaddık'ın devrilmeden önce belki hakikaten Musaddık'ın o hani hem İsviçre'de falan galiba eğitim görmüş bir hukukçu, hem de Şiilik, şehitlik ideolojisini falan da çok iyi söylemine katan birisi. Katan ama laik bir insan olduğu. Laiklikle Şiilik söylem temalarını çok güzel birleştiren bir adam. Ve gerçekten de çok büyük bir şey buluyor, taraftar buluyor yani İran'da. Tam bir ulusal lider portresi. Evet, yani milli lider ve şeyi falan, şahı falan gölgede bırakan bir kimlik haline geliyor birdenbire. Ve bu tabii millileştirme şeyde, özellikle İngiltere'de büyük bir sorun. Çünkü artık hayatın her alanında petrol ürünleri kullanılıyor. Yani arabasından evindeki mutfağına kadar, sanayisine kadar müthiş bir bağımlılık ilişkisi aslında var. Aslında İngiliz başta destroyerleri olmak üzere bütün İngiliz makinalarının kömürden petrole geçişindeki sıçrama noktası İran petrolleri. Zaten onu ilk bölümde söylemiştik hatırlarsan. Yani Churchill'in donanma bakanı olurken bunu fark ederek İran petrollerini temel mesele, stratejik madde olarak yaptığını hatırlıyor musun? Yani, onu konuştuk. O zamandan başlıyor yani. Yani tabii genel ki bir petrol, Irak, Brezilya falan değil. Yani özellikle İran değil. İran petrolleri İngiliz sanayisindeki kömürden petrole geçişte çok en hayati, kritik. Evet. Yani şey diyeyim, Latin Amerika'nın damarları gibi, hani İngiltere'nin bütün damarları İran petrolüyle kanını oluşturuyor neredeyse. Hindistan'ın pazar genişliği ve altyapı kaynakları İran'ın özellikle petrolü. Şimdi böyle olunca da önce İngilizler ve
Batılı müttefikleri Musad'ı şey yoluyla devirmek istiyorlar. Hani meşru yollardan işte Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyorlar onu. Efendime söyleyeyim Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet mülk ediyorlar. Hakkı. Ha? Onların mülk hakkını gasp ettiler. Evet. Çünkü buna 1948 maalesef insan hakları bildirgesi de mülkiyet haklarını bir insan hakkı gibi görerek bir zemin oluşturmuş. Biz bunu bir başka programda da eleştirmiştik hatırla. Yani kapitalist sistemin insan hakları bildirgesine soktuğu bir şey ne diyeyim özel madde gibi yani. Ama bunda başarılı olamayınca o sırada Amerikan Başkanı Truman'a başvuruyorlar. Ama Truman'da Kore Savaşı, McCarthy'cilik vesaire gibi zaten kendi iç meseleleriyle çok başı dertte olduğu için bir de İran'da bir darbe yapmayı o sırada göze alamıyor ve reddediyor bildiğim kadarıyla ki ondan sonra gelen Eisenhower farklı bir strateji izleyecek ve onun Dallas'ı senin dediğin gibi evet eski general eski asker onun işte Dışişleri Bakanı ve CIA başındaki Dallas'larla birlikte İran meselesini İngiliz MI 16'sıyla birlikte işbirliği içinde CIA ve İngiliz istihbarat örgütlerinin bir ortak operasyonu olarak Musaddık'ı devirme planını yürürlüğe koyacaklar ve sanıyorum Roosevelt'in eski başkan Roosevelt'in Theodore Roosevelt'in bir yeğeni ya da kuzeni Kermit Roosevelt adlı bir CIA ajanı yanında bir dolusu para ve çeklerle ve bir grup işte tırnak içinde uzmanla İran'a gelecek ve o tarihten sonra Musaddık için korkunç bir şey başlayacak. Karşı kampanya. Evet. Buyur sana bırakayım. Evet yani şimdi Hümeyni'ye az şey zaman varsa, kalmayalım. Evet tamam ama oldu. Şöyle yapalım. Bu dönemin bitişinde Şah kazanır. Fakat Şah bir prestiji ortadan kalkar. Yani Şah kendi başkanını görevden alır. Evet. Dış baskılarla yani. Korkunç aynen. bir şey aslında. Yeni, yeni Şah bir şey. Bu Muhammed Rıza Pehlevi. Yani Hümeyni ile bırakıp ülkesini kaçan. Kaçan. Şah. Ahmet Şah'ın oğlu yani. Rıza Şah'ın oğlu. Rıza Şah'ın oğlu. Rıza Şah'ın oğlu. Tamam. Şimdi hı. Rıza Şah evet savaşı kazanmıştır. Ama bu kazanmasını İngiltere ve Amerikan emperyalizmi sayesinde elde ettiğinde kendi halkı nezdinde prestiji ortadan kalkmıştır. Musaddık kaybetmiştir. Cezaevine arkasından da ölene kadar sürecektir. Sürecek. Ev hapsine gönderilmiştir. Ama buna karşı Musaddık sonraki tüm muhalif güçler açısından tıpkı Latin Amerika'nın böyle ulusal lider figürleri gibi bir lider profili olacaktır. Hı hı hı. Şimdi bu değişim Rıza Şah'ı daha sonraki tüm süreci boyunca kuşkusuz artık bir Amerikan işbirlikçisidir. Bölgedeki Amerikan piyonudur. Dolayısıyla antikomünist niteliği çok belirgin olan, dolayısıyla petrol gelirlerini ve ordusunu adeta sadece İran'daki olası muhalif, millici, komünist hareketlere karşı değil, bütün bölgeye karşı kullanan bir figürdür. Fakat Musaddık'ı deviriş biçiminden aldığı yara nedeniyle sürekli memleketi modernleşme baskısı, petrol gelirleriyle halkın gelir düzeyini arttırma baskısından da ömrünün sonuna kadar kurtulamamıştır. Nitekim burada kritik bir aşama, biraz hızlandım gibi farkındayım yok, ama bence hızlanalım. 1963'te, 1963'teki işte Beyaz Devrim, Ak Devrim İnkılabı diye sefit dedikleri. isimlendirdikleri projede de görüyoruz. Bu proje çok ciddi bir şekilde toprak ağlarını, dolayısıyla toprak ağlarıyla uyum içinde olan ulemayı karşısına almak pahasına artık şehir nüfusunun artmış olmasının yarattığı imkan ve petrol gelirlerinin sağladığı imkanla askeri ordusunu güçlendirmiş olmasını yarattığı özgüven, ABD'nin ve İngiltere'nin kendisini kayıtsız şartsız desteklediğini bilmenin özgüveniyle ulemayı geriletecek bir iş yapıyor ve ilk defa mesela Kemalist Cumhuriyet'in yapamadığı bir işi toprak reformu yapıyor. Yani halkın geniş bir şekilde topraklandırılmasını ve bu sayede köylü kesimin ki ağırlıkla bütün bir İran tarihinde hep böyle olmuştur. Ulemanın denetiminde olan kırsal kesimi ve kırsal kesimde iş bulamadığından dolayı şehre geçip ama şehirde de iş bulamayan yoksul gençleri bir şekilde kendine yedeklemeye çalışan bir girişimde bulunmuştur. Bu girişimlerin yanı sıra laikleştirme konusundaki adımlarını görüyoruz.
kimi şirketlerin millileştirilmesi doğrusunda kimi adımlarını görüyoruz. ve iş bulmak konusuna da devletin daha bir seferber edilmesi şeklindeki yaklaşımlarını görüyoruz. Bütün bunlar ilginçtir. Evet. Ulemanın önemli bir sembolü olan Hümeyni'nin de muhalefetinin başladığı nokta olacaktır. Burayı özellikle hatırlatmak evet. bence ben de, sonraki görmek açısından çok önemli. Senin hikayende böyle paralellikler kurmaya çok meraklı değilimdir ama İran'la Türkiye'deki gelişmeler arasında çok benzerlikler var. 1950'ler biliyorsun Türkiye'de de Demokrat Parti dönemi, liberalleşme, popülerizmin işte zirveye çıktığı bir dönem. İran'da da Musaddık bir anlamda popüler temalarla yürütüyor şeyi ama Demokrat Parti'den çok daha tutarlı omurgası olan bir milliyetçilik. Bir de zıt yerlerde duruyorlar. Demokrat birisi, Parti Amerikancı bir yerde duruyor. Amerikan karşıtı. Ama tarihsel olarak iki ülkede de yakın tarihlerde önemli dönüşümler olması bence ilginç. 51 arkasından 1960 ihtilali diye geçen bizim sol ulusalcı jargonda 27 Mayıs devriminden hemen 3 yıl sonra Şah'ın beyaz devrim diye adlandırdığı o modernleşme hamlesi, liberalleşme hamlesi bir anlamda. Ayşe iş dinamikleri biraz farklı ama. Ama çok enteresan tarihsel olarak birbirine çok yakın tarihlerde ülkede önemli dönüşümler yaşayan bir şey. İç dinamikleri farklı ama burada da bir demokratlaşma girişimi, orada da kendince batılılaşmaya yapılan bir yatırım var Şah'ın 63 sonrası şeyinde ve biliyorsun zaten bu çok önemli bir şey yaratacak. Dönüşüm sağlanamadığı için alt yapıda köylü ve dediğin gibi kentin esnaf kesimi yabancılaşacak giderek o modern görünümlü diyeyim sana, başı açık kadınlar, balolar, bizde Süreyya adlı çok güzel bir karısı nedeniyle çok popüler olmuş bir kişiydi Rıza Şah. Benim kuşağım özellikle Süreyya'nın çocuk doğuramaması ve o yüzden boşanarak Rıza Şah'ın Farah Diba ile evlenmesi üzerine epey gözyaşları dökmüştük. Şimdi gülme, sensizin erkeklerin böyle bir şey yoktu ama bizim kuşağın kadınlar için bir romanstı ve sonu kötü biten bir hikayeydi. Ve sonuçta İran modernleşmesi bir anlamda Türkiye'den çok yakında Hayat Dergisi falan gibi popüler yayınlar vesilesiyle çok izlenirdi. Ve İran sosyetesi neredeyse Avrupa jet sosyetesiyle yarışırdı o dönemler hatırlarsan. Şah Avrupa'ya gider, Kan'da, şurada, burada partilere katılırlar vesaire. Son derece çürümüş bir monarşi, yani modernist bir monarşi tablosu çiziyordu. O sırada Türkiye başka bir yola gitmiş ama ikisinde de buna reaksiyon gösteren kesimler dini söylemleri kullanarak onları örgütlediler. Yani o kesimleri dini söylemler örgütledi. Aynı şey Türkiye'de de öyleydi biliyorsun. 1970'ler artık işte Refah Partisi bilmem ne, Milli Nizam Partisi vesaire onun ardıllarının artık siyasi alanda çok güçlenmeye başladığı dönemde Amerika'nın yeşil kuşak vesilesiyle bütün dini akımlara adeta gaz verdiği, petrol akıttığı tırnak içinde bir dönemdi. İran'da en radikal şekliyle örgütlendi bu İran Hümeyni etrafında ki Hümeyni de daha önce Şah'ın sürgün ettiği, önce işte Bursa'ya gelmiş, sonra Necef'e yerleşmiş, oradan Paris'e gitmiş. Çok enteresan bir kişilik. Paris'in banliyölerinde kasetler, radyonun en etkili olduğu devrimlerden biri bildiğim kadarıyla Hümeyni devrimi. Ses kayıtları, kasetleri elden ele, işte toplantıdan toplantıya, Kerbela anmalarında mersiyelerin hemen ucuna eklenerek, Hazreti Zeynep bir devrim kahramanına dönüştürerek monarşiye karşı direnen öyle bir figür haline getiriliyor. Ve çok ilginç bir şekilde Şiiliğin o radikal savaşçı ruhu İran'da Hümeyni'nin şahsında çok sonuçları hala bugüne kadar gelen çok radikal bir dönüşümü getiriyor. Evet. Sen ben hareket geriye gidecek hareket misin? Olsun diye hareket itiraz olsun belirteyim. İç dinamiklerin farkı tabii bence ki, tabii önemli. Ki. Elbette şöyle yani önceki dönem birinci Şah ile Kemalist reformlar arasında paralellik kurmak çok mümkün anlaşılır, ama, katılıyorum diyorsun, ama
Buradaki mesela Demokrat Parti ile Musaddık'ı kıyaslamak mümkün değil. Musaddık evet demokrat değil ama buna karşı gerçek bir anti-emperyalist. Petrolleri millileştirecek bir şey. Bizim oysa de Demokrat Parti tam tersine yanlış. Emperyalizmin ben uzantıları. Ben sadece tarihsel keza sonraki 63 reformları da Şah'ın Musaddık'ın ağır gölgesinden kendini kurtaramamış olması nedeniyle mecburen şahlığına, saltanatına meşruiyet sağlamak için başvurmak zorunda kaldığı bir atılım. Fakat bu süreç içinde aynı zamanda bir laikleşme dönüşümü var. Bu laikleşme döneminde de ulemayı karşısına alıyor. Aslında sonraki Hümeyni iktidarında göreceğimiz çok önemli bir şey var. Hümeyni geldiğinde dağıtılmış toprakları yeniden dağıtılmış olduğu yoksul köylülerin elinden alıp tekrar eski sahiplerine geri verecektir. Neden? Çünkü mülkiyetin dokunulmaz olduğunu. Üstelik işte devrim günlerinde Ali Şeriati'nin, halkın mücahitlerinin solun laflarını, söylemini kullanmış olmasına rağmen bunu yapacaktır. Devrim mi artık bir karşı devrime dönüştürme özgüveni duyar duymaz yapacağı ilk iş Şah'ın bir monarşistin bile yapmak zorunda olduğu toprak reformunu geri tasfiye edecektir. Evet. Yine bütün toplumsal değişimlerde, siyasal değişimlerde en temel göstergelerden biridir. Şah kendi monarşisine meşruiyet sağlamak için kadınlara yönelik, kadınların evlenme, boşanma, oy kullanma, işte mecliste varlık gösterebilme, basın yayın alanında sosyal faaliyetlere katılma noktasında kapı açarken Hümeyni kadınların yeniden bir tam testettüre girmesini, iki sosyal hayattan çekilmesini, sadece erkeklerin siyasetine aracılık yapacak. Aha. Onlara destek sağlamak için kullanılan aparatlara dönüştüren bir ev kadını, çocuk doğuran, kocasının ihtiyaçlarını karşılayan konuma sokacaktır. Dolayısıyla aslında burada kritik meselelerden bir tanesi ki önceki dönemlerde de görüyoruz. İslamcılığın serencamı diyebileceğimiz bir şey. İslamcılık burada aslında gerçek anlamda monarşiye itirazla gelmiyor Şah'a karşı muhalefetini. Niye karşı yapıyor? Şah'ın bir toprak reformuna itiraz, çünkü toprak ağalarının temsilcisi. İki, batılılaşma, kadın hakları, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olmasına yol açabilecek bir zeminin alttan alta işlemesine itiraz ediyor. Şeyi de söylemek lazım tabii, Şah döneminin özellikle 1970'lerden itibaren Nixon yönetimi vesaireyle CIA, Mossad ve SAVAK İran gizli istihbaratının işbirliği ile müthiş bir baskı rejimi kuruyorlar. Evin cezaevi ta o zamandan bir korku merkezi haline yani geliyor. O sırada tabii şeyler TÜDEH, Kitle TÜDEH, Partisi'nin halkın fedaileri, halkın mücahitleri, yani hepsi, sol damar asıl saldırıya uğrayan damar. Ve bunlar hem Şah rejimi tarafından elbette en ağır baskılara uğradıkları için de rejimi yıkmak için de kitleleri sokaklara döken, seferber eden kesinler. Gerçi Şiilikte biraz Cemalettin Afgani falan geleneğinden dolayı da kitleleri sokağa dökme şeyi var Şiilerin de. Yani diğer Sünni devletlerden daha farklı bir gelenek var yani Şiilikte. Kayıtsız şartsız boyun eğme yerine itiraz sokağı etme. Kullanma, evet itiraz etme ve sokağı kullanma, sokakta var olma geleneği var. Çok köklü tabii bir şey. Tabii şeyden bu kaynaklanıyor. İşte peygamberin torunu Ali'nin oğlu Hüseyin'in Kerbela'da Yezid'e karşı hak mücadelesi vermesi ve o gelenek Şii gelenekte gerçekten bir mücadeleci damarı beraberinde getirmiştir. Artı Şii gelenekte Sünni gelenekten farklı olarak gerçekten bir ikinci öge hakka ve eşitliğe daha çok vurgu yapma. Ama sonuçta Hümeyni'nin şahsında ve ulemanın davranışında net olarak gördüğümüz davranış şu ki aslında gerçek anlamda hak veren değil hak gasp eden bir konumda olmuşlardır. Şah'la da ipleri koparması böylesi bir sürecin içinde gerçekleşiyor. Nitekim az önce işaret ettiğim kasetlerle elden ele dolaşan Hümeyni'nin nutuklarında sürekli bir Şah'ı Yezid'le özdeşleştirme ve bunun üzerinden Şii toplumsal direnç muhalefeti övme. Evet, evet. Bu açıdan Hümeyni'nin olağanüstü bir katkısı, başarısı yani onu, olduğunu da teslim etmek lazım. Sanıyorum Şah 1978 müthiş sokaklar evden çok sokaklar
civarda insanlar, 35 milyona yakın kişinin kitlesel gösterilere katıldığı düşünülüyor. Şah 1 özür dilerim. Şah 16 Ocak 1979'da ülkeden göya işte yine tedavi için galiba. Evet. Neydi, bir bahaneyle ayrılıyor. Aslında yani bırakıp gittiğini ama söyleyecek hali yok. Basın toplantısı yapmadan gidiyor, kaçar gibi. Kaçar. 1 Şubat 1979'da Hümeyni. Da Paris'ten Air France uçağıyla Hümeyni ve yanındakiler geldiğinde havaalanında bazı tahminlere göre evet. 2,5 milyon, 3 milyon evet. insanın onu karşıladı. Dünyanın gördüğü evet. en kalabalık topluluklardan bir tanesi. Fiilen devrim gerçekleşmiştir artık. Ki uçakta sanıyorum Frans Prens'in muhabiri soruyor ona, ne yapmayı düşünüyorsunuz işte gidiyorsunuz diye. O sırada Hümeyni'nin cevabı, kuma gideceğim ve bir ilahiyatçı olarak bundan sonraki hayatımı sürdüreceğim. Ki daha önceden de bazı mülakatlarda buna benzer şeyler söylemiş. Halbuki çok kısa bir sürede hiç kuma muma gitmeye niyetli olmadığı anlaşılıyor. Bu konuda iki tez var. Bilmem ne dersin. Birinci tez, İslamcıların takiye geleneğe uyarınca demokrasiyi aynen bizim ülkemizde de yapıldığı gibi bir araç, bir şey, maske olarak kullandıkları ama her zaman kafalarında kendi otokratik, teokratik rejimlerini kurmak olduğu. İkincisi ise Şah'ın her ne kadar çok büyük bir kitle desteği, özür dilerim Şah diyorum, Hümeyni'nin sahip olduğunu görmekle birlikte aslında devrimi korumanın çok da kolay olmadığını idrak ettiği için sertleşmek zorunda kaldı gibi iki tezden hangisine yakınsın ya da üçüncü bir aslında önerim var mı? Burada tabii ABD'nin ve dünyadaki uluslararası güç odaklarına karşı verilmeye çalışılan mesaj var. Hı-hı. Bu sırada ABD artık Şah'la gidemeyeceğini, çünkü neredeyse bir yıla yakındır sürmekte olan kitle direnişleri, hı hı. kitle seferberliği ve her ölümün 40. gününde taziyesi üzerinden yeniden sokağa çıkma köpüren. Ve en nihayet Şah'ın kaçmasından 3 ay öncesinde başlayan petrol rafinerilerinin bütününde solun örgütlediği sendikal grev nedeniyle artık ülke ekonomisinin dönebilme imkanlarının da ortadan kalktı. Dolayısıyla Tahran'dan çok dünyanın merkezlerinde, Brüksel'de, Washington'da, işte Paris'te, Londra'da artık Şah'la gitmez. Peki ne yapalım? Sol gelebilir, Sovyetler gelebilir ki o sırada artık İslam'ın yeşil kuşak üzerinden evet. desteklendiği de bir dönem var. Dolayısıyla aslında Hümeyni'nin ben İran Şah'ına değil, aslında ABD'ye, Paris'e, Londra'ya mesaj verdiğini ve ben sizin çıkarlarınıza karşı çıkmayacağım. Çünkü Beni Sadr dahil olmak üzere diğer liberal orta sınıf kesimleri, keza Ali Şeriati'ye yapılan atıflar, halkın mücahitleri ve halkın fedaileri ve TUDEH'le ittifaka açık konuşmaları da Hümeyni'nin bu dönemde krizi hı hı. aslında tam da takiyeci bir yerden ama iyi yönettiğini hı hı. fakat aslında öyle devrimi de bir müddet sonra nasıl tasfiye edeceğini, İran Şahı'nın bile verdiği hakları tasfiye etmek üzere gerçek bir ceberrut rejim kuracağının da aslında ögelerini görüyorum. Nitekim ABD'den bu sırada yansıyan, yani sadece Hümeyni'den yansıyan demeçler değil, ABD'den yansıyan mesajlar da komünizm geleceğine aslında zaten İslam gelsin, biz bir şekilde İslam özel mülkiyetçidir, İslam bizimle uzlaşır, dünyanın pek çok İslam ülkesinde bunu gördük. Afganistan'da başlayan ve artık İslamcı dalganın sol karşıtı bir yerden, bağımsızlıkçılık karşıtı bir yerden kullanılma denemeleri de var. Dolayısıyla buradan hareketle aslında Hümeyni'ye bir yol verme hali söz konusu. Hümeyni'nin de krizi çok iyi yönetmesi ve mümkün olabildiğince, nitekim ilk bir yıl boyunca işte gerek Montazari gerek Beni Sadr aslında Hümeyni'nin çizgisinden çok uzak. Hele Beni Sadr aslında bir yanı solda liberal, laik bir insan. Onu cumhurbaşkanı yapan, ona vize veren, sokakta dikkatli olan ama arada bir de mesela kadınların renklerini vurgulamak için sokağa çıktıklarında pastarları da onların üstüne salan. Anladım. Ama arkasından da merkezden, Hümeyni'den biz bunlara karşıyız, biz şiddete karşıyız diye açıklamalar yaptıran böylesi bir atmosfer İkili var. Bir şey ve burada yani. Aslında Amerikan konsolosunun basılması olayı var. Olayı var. Evet. Bir bu önceki bir dönemde basılmıştır. Halkın fedaileri basmıştır. Rejim, Hümeyni de dahil
derhal geri çekilmelerini, çünkü dünyada istikrarsızlık istemediklerini. Hı hı. Neden? Çünkü henüz daha devrim yeterince güçlü değildir. Evet. Fakat kendini güçlü hissetmeye başladığı an artık muhalifleri tasfiye edebilmek, içeride de her türlü farklı ortadan kaldırmak için adeta Amerikan konsolosluğunun işgalinin çok ciddi bir şekilde kullanımı durumu karşısındayız. Şimdi tabii İran'ın yapısı, hani o tarihte 160 bin cami varmış. Bugün Türkiye'de 85 bin tane var ki ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz. Bütün cami imamları, işte esnaf vesaire, yani çok dini liderlerin çok güçlü olduğu ortadayken solun yaptığı hata o gün çok konuşulmamıştı ama daha sonradan başına gelenler görüldüğü için bugün Türkiye'de de yetmez ama evet diyenlere yönelik o öfkenin içinde hep biliyorsun İran örneğinden ders almamak gibi bir boyut vardır ki katılıyorum. Amerika'nın bu yeşil kuşağı sonuçta liberal bir şeye bulandı, öyle diyeyim. Yani anti komünizm her zaman anti İslamcılıktan daha güçlü bir şeyci oldu, ne diyeyim, toparlayıcı bir merkez oldu siyasi hareketleri maalesef. Komünizmden korktuğu kadar korkmadı yani dini muhafazakarlıktan, bağnazlıktan maalesef sol. Yani orada hep bir işbirliği yapabileceği bir damar buldu. Anti-emperyalizm, anti-Amerikancılık karşılığında ve Sovyetler Birliği'deki tabii kötü bir sosyalizm deneyiminin de etkisiyle yeterince çekim gücü olamadı. Today daha ilk 1980'de yanıyor. Daha doğrusu liberaller aynen Türkiye'de de hani olmuştu ya, artık onlarla işimiz bitti demişti bir İstanbul İl Başkanı AKP'nin. Orada daha birinci yıl Hümeyni açıklama birinci yapıyor. Doğu ve Batı ile ilişki içerisinde olan entelektüellerin bizim devrimimizde yeri yoktur diyor. Buna karşı tepkiler oluyor. Sokak eylemleri veya 1981'de işte 8-10 bin kişinin ölümüyle sonuçlanıyor bastırmalar. Ve arada o 1900 kaçtaydı şey, elçilik 4 Kasım 1979'da başlıyor. 444 gün sürüyor yani 80 yılı içerisinde de. Evet. Ve bütün dünya ilk kez böyle gözleri Ocak 1981'e kan çanağı gibi, işte ellerinde pankart, Amerika'ya ölüm diye bağıran İranlılarla tanışınca birden o zaman belki kafaya bir parça dank ediyor. Yani aslında ne kadar radikal bir İslamcı damarın iktidarı olduğu İran'da. Bu İslamcı damar tabii emperyalist dünyanın aynı zamanda İslam'ın kendi içindeki iki damar arasındaki farkı görmesini de sağlıyor. Sünni damarla çok daha rahat diyalog kuran, onlardan işbirlikçi iktidarlar, krallar, şeyhler devşirebilen emperyalizm, Şii damar içinde aynı başarıyı tarihte de pek gösterememiş zaten, başaramadığını gösteriyor. Yani burada Şii damarın bu radikalizmi eğer sadece kapitalizme, emperyalizme, sömürüye karşı yönelmiş olsaydı gerçekten buradan ciddi bir devrimci enerji üretilebilirdi. Hı hı. Fakat ne yazık ki Şii radikalizmi ile Sünni radikalizminin her ikisinin ortak bir noktası var ki kadın haklarına karşı, çoğulculuğa karşı, farklı milliyet ve mezheplerin de eşit yurttaş olarak yaşayabilmelerine karşı bir itiraz. Hı hı. Nitekim Hümeyni'nin aslında daha Necef'te oluşturduğu velayet-i fakih sistematizasyon ki bu İslamcı teorinin modern dönemde devlete uygulanmış biçimi. Kuşkusuz bunun ögelerini eski Mevdudi'de benzerlerinde görebiliyoruz ama burada doğrudan bir ekibin seçilmiş parlamentonun üstünde, seçilmiş cumhurbaşkanının üstünde, seçilmiş kurumların üstünde bir karar yetkisine sahip olması. Yani 1906'daki birinci meşrutiyet döneminde aslında anayasaya eklenmiş olmasına rağmen uygulanamayan, bunun teorisi olmayan iş 1979 İran değişiminde gerçek bir kuruma dönüşmüştür. Ve bu kurum aslında bir müddet sonra Ayetullahlar içindeki Ayetullahlık kurumu çok önemli, çok bir kariyer. Ayetullahların içinde
örneğin görece liberal olan, örneğin görece sola açık olan, örneğin hak talebinde bulunan, örneğin farklı türde Müslümanlık versiyonlarıyla birlikte yaşamamız gerektiğini söyleyenlerin hepsi, şeriat madari de dahil olmak üzere, yani Hümeyni'den hiyerarşi olarak çok daha yüksekte olan diğer ulemanın da tasfiye edildiği. Evet. Yani sadece Beni Sadr gibi, Bezirgan gibi uçakta değil. Onunla gelenlerin hemen hemen hepsi ilk birkaç yıl içerisinde tasfiye oluyorlar. İstisnasız hepsi tasfiye edilmiştir. Adeta belli bir noktaya kadar kullanılmışlardır. Fakat belli bir noktadan sonra bir hak vermez bir rejim. Bu açıdan aslında emperyalizmin Saddam rejimini, diktatorasını İran'a karşı kışkırtması da zannedilen aksine aslında İran'daki bu rejimin katılaşmasını ve toplum üstünde egemenlik kurmasını da çok güçlendirmiştir. Bu zamana kadar şöyle bir öge görüyoruz. Hatta savaşın başladığı ilk bir yıla kadar toplumda hala sol mücahitler başta olmak üzere bir şekilde varlardır. Beni Sadr dahil liberaller, sola açık laikler vardırlar. Dolayısıyla toplum ve gençlik bir şekilde kadınlar ve işçiler dinleyebileceği farklı kanallara sahiptir. Ama bu savaşın başlamasından sonra bütün bu kesimler tasfiye edilip gençlerin, toplumun enerjisini sadece şehitlik, sadece şehit annesi olmak, şehit ailesi olmak ve şehitlik üzerinden bir yaşam, beslenme ve ekonomi kurulmasına neden olan, dolayısıyla da aslında gerçek anlamda üretici olmayan bir devlet düzeninin, hak ve özgürlükleri tasfiye eden bir teokrasinin kurulmasına neden oldu. O nedenle şunu söyleyeyim. Aslında bir devrim fiiliyatta var ama bu devrim Hümeynilerin elinde bir karşı devrime dönüş. Ben de İran İslam devrimi sözünü bile yani demekte tırnak içine alıyorum devrim kısmını. Ama bu savaş dediğini hatırlatalım, 1980-88 arasında her iki taraftan yaklaşık 1 milyona yakın insanın ölmesine neden olan ve Irak'ta bazı Kürt gruplarının İran'ın himayesini bir ölçüde arzulaması ve onlarla işbirliği yaptığı iddiaları üzerine Barzani'nin Halepçe katliamını yapmasına da neden olan korkunç bir dönem, kanlı bir dönem. Saddam'ın Halepçe katliamı. Bir şey mi söyledim? Barzani'nin. Özür dilerim. Saddam'ın Halepçe katliamına neden olan bir süreç ve bu dönemde İran emperyal fikriyatı, yani bu yayılmacılığı Şiiliği kullanarak belki Türkiye gibi, bugün Türkiye'nin yaptığı gibi fiilen ordusuyla askeriyle girmese dahi Kasım Süleymani gibi tiplerin sembolize ettiği şekilde ideolojik olarak sürekli yayılma, etki alanlarını genişletme stratejisi güttüler. Kimse sorgulamadı, ne arıyordu bu Kasım Süleymani Irak'ta demedi. Halbuki herkesin bildiği gerçekti bu. İran yetki alanını, etki alanını çeşitli örgütlere para aktararak, silah aktararak, onları şehitlik ideolojisi etrafında kenetleyerek ta Irak, Suriye, Lübnan, hatta Yemen'e kadar etkisini uzatan bir Türkiye'nin de bir zamanlar etkisini gördüğü çeşitli aydın cinayetlerine vesaire katılan İran örgütlerinden söz edilirdi biliyorsun 1980 öncesi. İşin bana ilginç gelen yanı, son cümleni sen oradan bağla. İran bugün Suriye'de rejimin en önemli destekçisi, IŞİD falan gibi Sünni radikalizmine karşı. Ama Türkiye bugün Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden dolayı İran'a şehit oldu diye başsağlığı dileyip oradan kalkarak bir anti-emperyalizm köpürtmeye çalışıyor kendi tabanında AKP. Aslında Orta Doğu'da kimin eli kimin cebinde, ben izlemekte zorlanırım. Sıradan insanlar çok zor izliyordur. Buradan da istersen bitiriş cümlesini kursa. Ayşe, farklı kursan. Kaynaklar mı okuduk bilmiyorum. Acaba ama söyle. AKP İslamcıları, köşe yazarlarının gerek tweetleri gerek makalelerinde izleyebildiğim kadarıyla yoğun bir Kasım Süleymani teşhiri, karşıtlığı. Öyle mi? Onu ben kaçırmışım olabilir. Ve ben olabilir. Örneğin şaşırdım. Kürtler yapıyor onu. Kürtler çok bunu yapıyor. Çünkü Kürt düşmanı adam. Yani bildiğimiz AKP'nin İslamcı basınının bütün köşe yazarlarında
Üstelik sadece akitle sınırlı da olmamak üzere yoğun bir şekilde Cübbeli Ahmet'inden başı tamam, açık o zaman ben kimi köşe yazarlarına kadar iyi okumamışım. Bu beni şaşkınlıkla 1400 yıllık Şii, Sünni, Ortodoksilerin siyasal tabii Sünni inancı ve Şii inancından söz etmiyorum. Hı hı. Siyasal Sünnilik ve siyasal Şiilik arasındaki yarılmanın ne kadar derin olduğunu. Hı hı. Mesela Cübbeli Ahmet şunu diyebilecek kadar ileri gidiyor. Evet, bir zalim ölmüştür. Ama zalim öldürmüştür ama ölen de zalimdir. Hı hı. Zaten işte Kur'an'dan bir ayeti de yanlış yorumlayarak Allah bir zalimi öldürttürerek ceza verir gibi böyle korkunç bir şey davranışı var. İkincisi, bize de biz demokrasi talep eden insanlara da şöyle bir özen şart. Gerçekten de dediğin gibi Şii Kasım Süleyman'ın ne işi var Irak gibi bir ayrı devleti, parlamentosu kurma. Kudüs gücünün çok açık, niçin kurulduğu çok biliniyor yani. Devrim ihracı. Çok açık Şii bir yayılmacı. Fakat yayılmacılığı. Bu Şii yayılmacılığının karşısında ondan çok daha büyük sorgulanması gereken ABD emperyalizminin Irak'ta ne işi var? Suudi rejiminin orada ne işi var? Türkiye'nin ne işi var? Onun üstündeki askeri üssün ne işi var? Yani aslında maalesef İslamcılık ve emperyalizm, demokrasinin, laikliğin, kadın haklarının, halkların kardeşliğinin karşıtı olarak bu iki damar ne yazık ki Orta Doğu'yu yaşanılabilir bir halden çıkartıp herkesin gücü yettiği oranda diğerinin altını oyduğu, halkların bu arada da maalesef şehitlik diye pışpışlanarak adeta ölüme sürüklendiği, evet, ölümü benimser hale getirildiği ve Orta Doğu'nun yaşayamaz hale getirildiği. O, evet, nedenle bu İran sorgulamasından bize ne lazım? Demokrasi, laiklik, farklı olma hakkına saygı, kadınların, evet, haklarına saygı, ülkelerin bağımsızlığına saygı lazım. Temelinde bir sol bakış açısıyla. Kesinlikle başka da bir çıkış. Ve savaşın 1980-88'in nelere mal olduğunu da hiç unutmadan. Kesinlikle. Ve Suriye'ye, evet, müdahale etmenin sonuçlarını hiç unutmadan solun bir, evet, strateji geliştirmesi lazım. Çok teşekkür ederiz sevgili Arta TV izleyicileri. Bu hafta İran tarihine baktık. Çok uzak bir geçmişten yakın tarihe kadar getirmeye çalıştık ama elbette esas olarak siyaset biliminin alanına giren bir boyut kazandı İran meselesi. Umarız sıcak savaşa dönüşmeden itidalle davranmayı tırnak içinde becerir siyasi aktörler. Ama burası olmasa Libya, orası olmasa Ege Adaları, orası olmasa Antarktika'ya kadar güç göstermeyi düşünen bir siyasi iktidarımız olduğunu da hiç unutmadan önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.